Sırtarsın beni ama elleme beni. Bak mas yapardı kıracak kafanı mübaşir. Elleme sürtünme bana. Gülazer yine mi sen? Ah tabii benim. Tanıyamadın mı hakimin vefasızım. Na bir haftacık uğramadım diye emeceklerim unutmuşsun be. Vallahi küstüm sana. Darıl. Na boz. Unutma. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Sus sus. Duygu sömürüsü yapma. Yeter be yeter. Hasta ettin beni. Ben bunca yıl hukuk fakültesinde seninle uğraşmak için mi okudum ha? Hasta ettin beni be. Vallahi ne desen haklısın sayın hakimim Doğrucu Davut'um. Ben de söylerim. Nedir bu böyle yani? Her dakika hakimin karşısına zırt pırt çıkarsınız diye ama dinleyen kim? Ha? He? Siz de zaten bugün çok yorgunsunuz, sinirlisiniz. Ben başka zaman gelir yargılanırım hakimim Doğrucu Davut'um. Gülazer nereye nereye? Ah nereye gidecek? Evime giderim hakimim evcimin. Nereye gidecek? Niye sürtünürsün bana he? He kaya çilingir oğlu gibi niye sürtünürsün bana? Kıl kuyruk. Gülazer gideceksin gideceksin evine gideceksin. Aynen evine gideceksin. Cezaevine yani. Dur sana bir 5 yıl hapis vereyim de aklın başına gelsin. 5 yıl mı? Bana? Şaka yaparsın vallahi. Vallahi şaka yaparsın sen. Ben anlarım gözlerinden. Senin pamuk gibi bir yüreğin var mı? Kıymazsın sen bana. Hakimim Orhan Pamuk. Göreceğiz bakalım şaka mı gerçek mi? Sana 5 yıl... Yok yok. 8 yıl ağır hapis cezası vereyim de gör bak. 8 yılın hepsini niye bana verirsin hakimim Saddam Hüseyin'im? Dışarıda ceza bekleyen bir sürü insan vardır. Elindeki cezanın hepsini bana verirsen bekleyenlere bir şey kalmaz. Bak ne derim? Sen bana şöyle 2 aylık hafifletilmiş ceza ver. Baksana ayağım alışsın. Ulan daha ne ayağım alışsın ben? Her Allah'ın günü buradasın. Stajyer hakimliğinden beri seninle uğraşıyorum. Tamam. Öyle olsun. Hakimim akir göreni. Madem sen beni istemezsin buraya. Ben de bir daha gelmem. Ama sen bundan sonra bana bir daha yalvar. Na bir dakikalığın olsun gel diyeceğim gidelim. Aman aman gelmezsen gelme be. Ben de çok meraklıydım sanki senin bu yığılmış hırsızlık dosyalarında uğraşmaya. Oldu mu şimdi hakimim tövbeti altında bırakalım. He? Elinde delil ispat yokken hiçbir şey yokken sen tertemiz bir insanın nasıl suçlarsın? Söyle bakalım hırsız ki. Kim olacak? Tabii ki sen. Geçenlerde herkesin gözü önünde koskoca ambulansı çalmışsın. Ben o ambulansı çalmadım. Ödünç aldım. Hakimim ızdıracın servisim. Bir başım ağrırdı sorma gitsin. Laf mı şimdi bu yani senin söylediğin? Allah Allah. Hastaysan ambulansı çağırırsın. Çalmazsın. Yani sen şimdi uçakla bir yere gitmeye kalksan uçağı mı çalacaksın? Aşk olsun hakimim kokpitim. Ben niye uçak çalayım ben? Hadi çalsam ne işime yarayacak o koskocaman uçak? Ne yaparım ben onunla? Ambulansı nasıl sattıysan uçağı da satarsın sen. Hem o ambulansı sattığın adamlar var ya, güzelim ambulansı köfteci dükkanı yapmışlar. Ne? Köfte mi? Vallahi yanlış yapmışlar hakimim asabi tavırlı. Bence dürüm işine girmeliydiler. Çöpşiş, Adana, Urfa, Beyti. Ay, vallahi canım istedi. İnan bana dürüm işinde çok para vardır hakimim Sakıp Sabancım. Bir de dalga geçiyorsun Gülazer Hanım ha? Ben sana 10 yıl ağır hapis vereyim de gör bak. Bu nedir böyle bu? Kimin bu? Ay ben biliyorum. Kondisyon bisikleti. Spor yapmak için. Kimin bu dedim kimin? Benimdir hakimim Çıtır Çerezim. Her gün düzenli olaraktan spor yaparım. Barfix şey derim, işte kondisyon bisikletine binerim. Arada sırada da Hülya Avşar'la tenis oynarız. Onun hediyesidir bu da. Bırak şimdi canım. Sen kim Hülya Avşar'la tenis maçı yapmak ki? Sen bırak Hülya Avşar'la tenis oynamayı, Zehra Bebek'le evcilik oynayamazsın be. Bak bu acılı lafların bana çok dokunur. İstersen sana ben şimdi bir şut atayım, sen inan. Şimdi atacağım bu şutu. Senin bu katibe karşılasın bakalım karşılayabilirse. Senin topunu mu karşılayamayacakmış? Hadi kızım kalk karşıla şunu Gülazer'in topunu. Ay ben de. Ay bilmem ki yapabilir miyim ben. Niye yapamayacaksın kızım? Niye yapamayacaksın?
Gelen topan bulacaksın işte. Hadi bakalım. Hadi hadi, hazır mıyız? Hazırız hadi. Hadi atıyorum. Hadi at bakalım, at at at. Ah! Ah! Kız bayıldı. Mahkemeye ara vereyim, doktor çağırın. Hayır, hayır! Kıyamet kopsa mahkemeye ara vermek falan yok. Ne pahasına olursa olsun ben bu Gülasen'e 15 yılı vereceğim. Al sen bunu acile götür çabuk. Acile ya, götür. Yavaş, 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 yavaş. Ben tek başıma mahkemeyi idare ederim. Hadi, hadi, hadi götür. Yavaş. Hadi bakalım. Hadi devam edelim. Ben dedim ama benim suçlarımı öyle kolay kolay kimse dayanamaz. Söyledim. Benden günah gitti. Bu kondisyon bisikleti benim diyordun değil mi? Evet benim. Eğer yalanın varsa kondisyon bisikleti tekerleğin altında can vereyim. Yalanını yakaladım işte. Yalanını yakaladım. Dosyanda bu bisikleti gittiğin spor salonundan çaldığın yazılı. Kuru iftiradır be. Hakimim kuru üzümüm. Na bu bisikleti babam bana orta ikiye geçince almıştı. Karnımın hepsi peki diye ödül olaraktan yani. Sus! Yalan söyleme, çarpılacaksın. Sen ilkokulu bitirdin mi ki ortaokula gidesin ha? Benim bildiğim karnesi iyi olanlara bisiklet alınır, bisiklet. Kondisyon bisikleti değil. Benim babam spora çok önem verirdi. O yüzden almıştır bana kondisyon bisikleti. Herhalde ben de babama çekmişim ki düzenli olaraktan yaparım spor. O yüzden böyle olurum atletik ve şey. Ne sporu be, ne sporu be? Senin bu işlerle alakan olmaz. Kondisyon bisikleti kim, sen kim? Bon gibi çalmışsın işte. Yıllardır bu aleti kullanırım derim. Niye inanmasın? Hakimim ikna olmazım. Lan kullanayım da gör seni de inan. Al bakalım. Kullanırım da işte böyle. Hatta ve hatta ellerimi kaldırarak da gidebilirim. Ben bu şekilde saatte 30 kilometre hız yapabilirim. Hatta daha fazlasını da yaparım ama şimdi kondisyon aletinin şehir içindeki azami hız oranını aşmak istemem. Yani ne gerek var? Ben kurallara riayet ederim. Hakimim oran kuralım. Aman çok şükür be. Ay ne kadar güzel spor yapmak. Kendime geldim be. Vallahi hakimim sen de spor yap da azıcık kendine gel. Biraz zinde ol. Hakimim nur yüzlü ihtiyarım. Ne? Bana ihtiyar mı diyorsun? Ha? Vallahi demek istemem ama durum budur. Hakimim Aysel Gürel'im. Spor yapmadığın için na bu genç yaşında yaşlı görünürsün. Ne yaşlısı be? Sen kime yaşlıyorsun? Ben aslan gibiyim be. Halime bak. Peki şu göbeğini ne demeli? Hakimim göbek marulum. Ne varmış göbeğimde? Sen kendi göbeğine bak be. Şu göbeğe bak, şiş göbek. Abi benim göbeğimin nesi varmış? Maşallah. Tığ gibiyim, tığ. Biraz şiştir ama gazdandır o, gazdan. Ya gazdan. Peki senin göz altlarına ne demeli? Ne olmuş göz altlarına? Abi torba torba olmuş torba. Hatta torbayı geçmiş. Mavi battal boy çöp poşetleri var ya, ondan olmuş galiba. Bana bak, daha fazla konuşma, vereceğim 35 yılda. Vallahi ister 30 yıl ister 35 yıl istersin ömür boyu hapis ver. Ben doğruları söylerim. İsterim ki hakimim spor yapsın. Atletik olsun, aslan parçası gibi olsun. Bak ben yaparım, günde 200 şınav çekerim. Ne var be? Ben de çekerim 200 şınav. Gençliğimde okulun güreş takımındaydım ben. Lakabım da Ayı Boğan'dı. Hey maşallah. Bir elense çektim mi yere yapıştırırdım. Kendine bana hakim ol, hakim. Vallahi inanmam sana. Olmaz öyle şey. Çekeyim de gör 200 şınav. Çekeyim. Biz daha ölmedik kızım. Hey maşallah. Hayda bakalım aslanım be. Hoppa! Bir, iki, iki, üç, na üç. Hadi hadi, dört, evet. Belim, belim, belim tutuldu belim. Ne oldu hakimim? Belimden. Ay ay ay, belim tutuldu. Belim tutuldu, kıpırdayamıyorum. Kıpırdayamıyorum. Gerçekten tutuldu mu? Ha, tutuldu. Yani ben şimdi buradan gitsem sen beni böyle tutamazsın değil mi? Ne tutması be? Benim tutuldu diyorum. Ah benim.
Yani hakikaten harbiden tutuldu yani. Kımıldayamazsın yani. Kımıldayamıyorum Gülasen. O zaman ben kaçayım. Çok geç kaldım. Bak saat. Nereye gidiyorsun be? Ben geç kaldım. Daha yargılamam bitmedi. 15 yıl verecektim sana. Ay yok vallahi geç kaldım. Spor yapmasam senin gibi nakalların böyle iki büklüm. Haydi kalk sağlı çık. Yarın. Bittim. Hatta 35 yıl hücre cezasından vereceğim. Bitti Gülazer. Sürüm sürüm sürümleyeceğim seni. Sürüm sürüm sürümleyeceğim seni. Opti. Temizlik kabil olmak üzere karar verildi. Evet, çıkın dışarı, tamam. Evet, buyurun. Gülazer Recep, Nur Yolsun Erkarasın. Buraya. Neydim kadarsın? Ben bilmem ki kimdi. Yetişin polis, imdat, özel timler, Birleşmiş Milletler, barış kuvvetleri yetişin be. Ses sesini be, bağırma. Burası mahkeme, mahkemede bağırmaz. Ben bağırmayayım da kimler bağırsın? Hakimim ve gazetarım. Bunlar zorla tutup getirdiler beni buraya. Ben masumum, hakimim Robert De Niro. Sus! Bir de utanmadan yalan söylüyorsun. Yeter be! Ben seni her Allah'ın günü karşımda görmek zorunda mıyım? Karımın çocuklarımı bu kadar sık görmüyorum ben. Ben de istemem böyle olsun. Hep ben sizi görmeye gelirim. Bir defacık olsun siz beni görmeye gelin. Hakimim vefasızım. Bu kadınlar şikayetçiyiz Hakim Bey. Düğünde herkes paraları bize takarken bu kadın onları çalarken yakaladık. Yalan söylerim bu ezogelin. Na iki gözüm önüme aksın. Çalmadım kimsenin bir tek liracığını. Sorar mısınız Hakim Bey öndeki paralar neyin nesi? Hasta oldum valla. Evet Gülazer Hanım söyle bakalım bunlar neyin nesi? Bunları düğünde bana takmışlardı. Hakimin para gözüm. Niye taksınlar Gülazer sen gelin misin? Vallahi ben de anlayamadım niye bana taktılar hakimim Ankaralı Turgut'um. Sanırsam herhalde böyle havalı güzel bir gacı olduğum için gelin sandılar sanırsam. Yazayım mı Hakim Bey? Ne yazacaksın kızım? Daha karar vermedik ki. Yok yok kararı yazmayacağım. Gelinin ayakkabısının altına ismimi yazacağım. Kısmetim açılsın diye. Yoksa bu gidişle evde kalacağım Hakim Bey. Ey Allah'ım yarım. Yaz. Katibim Selin Tuktay'ım yaz. İstersen ben yazayım bak daha çabuk çıkar. Ver kız şu ayakkabıları bak. Ver. Kıyamaz şimdi. Versene şunları yaparsın la bir iyilik. Ver şunu da. Kız ver. Aman kız kaç be zaten almış eskicisi. Ver şu kalemini. Hep kalem kıracak değilsin ki. Arada bize ayrılı işlere yaratır. Senin adın Arif'eydi değil mi? Evet. Bak ben unutmamışım. Yazayım. Arif'e. Bak vallahi ne kadar güzel oldu. Bir haftaya kalmaz bulursun çok şugar bir koca. Ay gerçekten mi? Gerçekten tabii ben sana hiç yalan söyledim mi? Katibim Ebru Şallı. Ayakkabılarım. Onlar benim ayakkabılarım. Tamam senin ayakkabıların. Gelinim Ezo gelinim. Ama bir numara küçük almışsın. Vurur o şugar ayaklarına. Yiyip de açılsın azıcık. Vallahi iyilik de yaramaz da bunlara. Gülazer sen benim başımın belası mısın ben? Ha? Ne yapıyorsun sen? Zaten sabahtan beri 25 davaya girdin. Kafam allak bullak. Ne? 25 dava mı? Ya? Vallahi bak şimdi üzüldüm hakimim abire çalışanım. Bıktım vallahi be. Dünyanın neresinde var böyle zor şartlarda çalışan bir yargı sistemi canım? Doğru söylersin hakimim doğrucu Davut'um. Ben de çok karşıyım mahkemelerimizin bu durumuna. Bir an önce yargı sistemlerimizin üstündeki bu yük bir an önce azaltılmalı. Şimdi bu konuya ilişkin ben size hemencik birkaç şey söylemem lazım. Yüksek çalışmalarınızdan dolayı lütfen kabul buyurunuz bu plaketi. Buyurun efendim. Bak şimdi beni çok mahcup ettin Gülazer. Nezamet ettin yok, canım. Olur size layık değil kusura bakmayın. Size de bir dahaki sefere getireceğim hakimim mahkeme duvarım. Güle güle kullanasınız nice. Sağ ol. Bu ne? Ne oldu? Cübbeniz yırtılmış hakimim. Olsun canım idare ederiz. İdare olur mu?
Vallahi iki dakikada gidip getireyim ben ya sana. Ya kimse görmez mi lan? Ay ya bir gören olursa hakimim Metin Şentürk'üm hiç ya. Size yakışır mı? Vallahi üzülürüm. Tüylerim diken diken olur. Hemen iki dakikada dikip getireyim ben bunu. Çabuk getir abi. Hemen getiririm hakimim Adalet Ağaoğlu. Tamam. Haydi hemen hemen. Siz burada bekleyin beni. Benim yârim dul çıktı, yazık o. Gel, gel Cübbeli gel. Sudan ucuz az kullanılmış Cübbeli gel. Bak bakayım şu garip çocuk. Sanırsam hukuk fakültesinde okursun. Bak yarın bir gün mezun olunca tonla para vermeyesin Cübbeli. Nah, sana uygun bir fiyata vereyim. Ah. Ben hukuk fakültesinde okumuyorum. Başka bir bölümden mezun oldum. Hangi bölümden mezun oldun bakayım? Polis akademisi. Polis... benim bir randevu vardı. Hemen gelir ben, sen bunu bir tut, ben hemen geliyorum. Tabii. Ne tutarsın bir? Açma! Ne tutarsın bir? Bırak beni be! Evet. Bırak! Ulan ibişler ulan! Hala bitmedi mi lan bu oda takımları? Az kaldı deniyor Reyhan abla. Bitirmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Bana bakın poşetler. Daha örülecek kırlentler, fiskos takımları, masa örtüleri, yatak örtüleri var. Elinizi çabuk tutun. Sen hiç merak etme deniyor Reyhan abla. Sana öyle bir çeyiz hazırlıyoruz ki Miroğlu eniştemiz bile hayran kalacak. Ah yavrum ah! Benim hırçın bakışlı prensim. Elbet bir gün buradan çıkacağım. Seni öyle şöyle davullu zurnalı bir düğün yapacağız. Kuşçuyla abi de nikah şahidimiz olacak. Benim vahşi kaplanım be. Ulan tavuk! Bir çay getir oradan bakayım. Gelip kendi tavuk gibi gıdakla. Ne gülersiniz be? Bitti karılar. Buyurun, afiyet şeker olsun. Muhasebeciye senin hesaplara baktırdım. Aylık haraçlar bayağı imal edilmiş yani. Araç anlayamadım. Haraç. Tabii. Bak şimdi anladım. Vallahi billahi yoktur ona bir lira. Atarım meteliye kurşun. Bana bak Gülazer, sana bir hafta mühlet veriyorum. Bir haftanın sonucunda haraç hesabını sıfırlamazsan ben de senin hayatını sıfırlarım. Anladın mı penguen? Sıfırlarsın. Deniyor, sıfırlarsın. Nasıl olmuş deniyor Reyhan abla? Bakayım. Şahane olmuş, şahane. Beni bu halimle Mir oğlum görecekti ki. Direkt tutulurdu, hasta olurdu Allah'ıma. Hasta olurdu, bir daha kalkamazdı. Ver oradan beşi bir yerde de takalım, oldu olacak. Her şey tamam olsun. Birazdan Miroğlu'nun dizisi başlayacak. En şık halimle geçeyim televizyonun karşısına. Aman! Ne yaptın ulan penguen? Biricik aşkım. Ciğerimin köşesine çay döktün ulan. Ay! Çekil lan. Öldün lan sen. Öldün sen. Böbreklerim. Geberdin. Böbreklerim. Ben ölürüm be. Ben ölürüm. Ne oluyor orada? Gülazer! Gülazer neyin var senin? Gülazer! Ölürüm böbreklerim. Böbreklerim ağrım, çok fena olurum. Hastaneye götür beni. Gel hadi. Ama gitmeden önce Deyur Reyhan ablamla bir helalleşmek isterim. Çok hakkı geçmiştir bana. Ay. Ne bakıp duruyorsun Reyhan? Bak zavallı kadın ne diyor? Deyur Reyhan ablam. Gel. Hakkını helal edin. Sen beni affet. Bak eniştenin posterine ben çay döktüm. Ne olur affet beni. Saçının erkekliğine kurban olayım. Beni unutmayasın. Gitmek ya. Var, dönmek yoktur. Tamam ya. Ya abla. Ulan gene yırttı şanslı tosta. Neyse, çekil önümden. Saçımı başımı bir düzelt. Beşi bir yerde mi falan. Miroğlu'nun birazdan başlayacak programı seyredeyim. Beşi bir yerde mi? Dedin şu bir yerdesin. Yürü yan abla, ben göremiyorum. Lan! Ulan nerede benim beşi bir yerden?
sizin çadırınızdan? Hanginiz çadırdan da şu bir yerde mi? Çıkar ondan da şu bir yerde. Çabuk. Ay fena olurum doktor bey. Ay ölürüm doktor bey. Ay böbreklerim. Ay altınlarım. Ay çalınmaz inşallah beşi bir geri gelirim. Merak etmeyin hiçbir şey olmaz. Röntgen sonuçları gayet normal. Tansiyonunda da bir problem yok doktor bey. Ay. Sorun ne anlayamadım. Yine idrar tahlili alalım isterseniz. Alalım tabii. Gazdır gaz. Bir yapsam rahatlayacak. Ben bir bardak alıp geleyim. Tamam. Ay. 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 Merak etmeyesin. Hiçbir şeyciğin yoktur. Nabı vereceğim ilaçlardan tut gibi olacaksın. Haydi geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Allah bereket versin. Haydi. Görün. Haydi sıradaki. Heh, gel gel. Gel şöyle otur bakayım. Heh. Anlat nedir derdin? Sırtım. Sırtım çok ağrıyor. Ya. Ya. Gel bir dinleyelim şöyle. Gel gel. Böyle. Gel. Böyle. Açma sırtını ben böyle de duyarım. Öksür bakayım. Aa, ırıl ırıl, ırıl ırıl. Aa, sanırsam zor şartlar altında çalışıyorsun sen. Ne iş yaparsın bakayım? Polisim. Tabii. Gece vakti terli terli devriye git. Ne? Polis mi? Evet, polis. Hastaneyi soyup sonra da sahte doktorluk yapmaya çalışan Gülazer adında birini arıyorum. Ay! Böbreklerim! Ay böbreklerim! Doktor! Yetişin doktor! Ölürüm ben! Fenalık geçir! Ay ölürüm! Tutmayın beni! Ay! 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 Gitti babam benim güzelim! Ay! Tutun beni! Doktor yok mu orada? Şampiyon etsin bizi. İnşallah geç kalmadım değil mi? Başladı mı maç? Yok daha başlamadı. 20 dakikası var. Biz de bekliyoruz. İyi. Ne o Gülazer? Ben senin böyle futbolla meraklı olduğunu bilmiyordum. Abi sen ne dersin be? Kahvecim poşet çayım. Ben 7 göbek. Asta cimbomluyum be. Ben Abdülrahim Albayrak'la ikimiz beraber gideriz hatta maçlara. Abdülrahim'e de ben öğrettim maç izlemesini. Ciddi misin sen? Tabii ciddi söylerim. Kahvecim küp şekerim. Tribünlerde bana Ultra Aslan Gülazer derler. Nakessin şu bileklerimi akar kanım sarı kırmızı. Vay be Gülazer sen neymişsin ya? Ben senin böyle hasta cimbomlu olduğunu bilmiyordum. Bilmemek ayıp değildir. Öğrenmemek ayıptır. Adnan'ım kahveci. Yaka tutma beni be. Telefonum çalar. Şunu. Sen bana oradan güzel bir çay getir. Alo. Aa bu değilmiş be. Alo. Bu neydi? Nasıl? Alo. Aman Allah kahretmesin be. Bu nasıl açılır ben bilmem ki. Böyle mi? Alo. Amanın. Amanın. Amanın Fatih'im terimim. Senyor terimim. Ne demek? Ne demek müsait misin? Tabii ki müsaitim. Buyurun. Buyursunlar. Ne Fatih terimi Gülazer? Ben Dolapdere'den araba teybi arakçısı Mickey Mouse Bedri. Elinde fazladan teyp var mı diye aradım da. Bana kalırsa takımı 3-5-2 sistemine göre oynat. Fatih'im ofansif futbolum. Saldırgan futbolum. Bu arada da defansı sakın boşlamayasın. Böyle bana göre sağlı sollu ataklarla 2-0 alırsın la bu maçı. Neler saçmalıyorsun sen Gülazer ya. Acil araba teybi lazım bana. Geçen gece polisten kaçarken ayağımı sakatladım, işe çıkamıyorum. Kim? Kaptan Bülent sakatlandı mı? O zaman yerine Vedat'ım yakışıklımı oynatsana. Sen de hiç oynatmazsın o yakışıklı çocuğumu ve turşusunu mu kuracaksın sen onun? Aman her şeyi de ben mi söyleyeceğim sinyorum terimim? Tamam bak kapatırım şimdi telefonu.
Ben televizyondan seyredeceğim şimdi maçı. He, izliyorum ben. Haydi başkanıma çok selam söyle. Haydi. Fatih Terim miydi o? Ne var? Görmedin mi hiç? İp arar sorar. Her Avrupa maçından önce Florya'ya çağırır baklavalı açtırır. Ya Gülazer sen neymişsin, beni çok şaşırttın. Abi niye şaşırsın be? Kahvecim aslan şaşır. Na bu canım feda olsun aslanım cimbomuma. Bir lafa tutma be, şunları da kaldırayım da çalınmasınlar. Abi sarıdır bir ya. Kırmızı. Abi sarıdır bir ya. Kırmızı. En büyük. Cimbom. Gülazer, burada seni kasta fanatik taraftarım. Böyle keyifli maç izlemedim. Burayı yani Sami'ye çevirdin. Ama sus be, başladı kaybettik zaten topu be. Evet sevgili seyirciler, maçın ilk dakikalarından bu yana Galatasaray'ın yoğun baskıları var. Ergün topu Hasan'a gönderdi. Hadi be götür be. Hasan sağda kalmasını yaptı. Ayrıca yürüyüşüne burada da yoğun baskı var da dışarıda. Abi Ergün kıvırcık marulum, hiç topa öyle vurulur mu be? Alacağım topu, önce şöyle bir göğsünden böyle bir yumuşatacaksın, sonra karnına çakacaksın, sonra bir vuracaksın, 90'dan gol olacak be Arif'im, Ahmet Çakar'ım be. Ah, ulan ne olmadı bizde olacaktı, görecektin golü ha. Sen ne anlarsın Numa'dan be, he? Numa'da futbolcu mudur be? Taraftarım boş konuşalım, ben Numa'yı tanırım Kasımpaşa'dan. El kadar bebe olduğunu bilirim ben onun. Onun adı Numa değil ki, Numan'dır. Üz bir üz roman çocuğudur be. Kandırır süpürka bu oyunu. Olur mu canım öyle şey? Yanlışım var, karıştırıyorsun. Ne karıştıracağım be? Ben mikser miyim? Hatta ben onun babasını bile tanırım. Kırnatacı Pepe Basri. Maçın 25. dakikasına girmek üzereyken Galatasaray oyuna iyice ağırlığını koymuş durumda. Arif. Top Arif'te. Arif ortalıyor. Hasan kafayı vuruyor. Hasan'ın golüyle Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Biz bu maçı alırız hoca. Tabii alırız be. Kahvecim kıtlamam. Herkese benden birer çay. Hadi getir. Yapma be Gülersen. Şimdi çayın sırası mı? Galatasaray'ım hayati bir maça çıkmış. O zaman ben kendi ellerimle yapacağım çayını. Hadi çekil şöyle. Çekil. Çay kızıma çay. Çay kızıma çay. Çay getireyim. Çok güzel çay yapmışsın Gülazer, ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun kahvecim, kaçak çayım. Sen niye içmiyorsun Gülazer? Bana dokunur, pırpır yapar kalbime, içememesin. İçin ama için. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı sona eriyor. Tribündeki Galatasaraylı taraftarlar futbolcuları alkışlıyorlar. Bravo, biz de alkışlayalım arkadaşlar. Hadi alkışlayın. Taraftarım Ali Sami alkışım, alkışlayın. Alkışlarken de bir yandan da çaylarınızı höpürdetmeyi unutmayın. Hadi bakayım cimbomun şerefine. Hüp! 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 Bir daha hüp! Eczacı doğru söylemiş valla. Bu ilacı danaya versen uyutur demişti. Verdim 10 tane. Mışıl mışıl uyurlar. Hadi bakalım uyusun da büyüsün dinli. Mışıl mışıl tıpış tıpış yürüsün dinli. Aman cimbomu
Çal bana cimbom. Gülazer kapı kaçtı. Ay. Lan bunu taşırken vallahi imanım gitti. Hakimim. Ay. Hayırdır? Beni çağırtmışsın. Özledin Eray. Ya çok özledim seni. Seni görmeyince işim rast gitmiyor. Vallahi ben de seni özlemişim. Hakimin burnunda tütenim. Mesai saatleri dışında da görüşelim. Kes. Geç yerden. Hemen cıvıma. Nedir senden çektiğim? Koskoca polis teşkilatı usanmış senden be. Ahlak masası, cinayet masası, uyuşturucu masasından sonra bir de sırf senin suçların için Gülazer masası kurmuşlar adamlar. Yine ne atlar karıştırdın? Ekmek darbuka çarpsın, ben hiçbir şey karıştırmadım. Sen niye böyle üstüme saldırıyorsun ben anlamadım. Hakimim Ümit Davala. Bu kadından şikayetçiyim hakim bey. Kahvedeki herkesi uyutup televizyonumu çaldı. Ben hiç kimsenin televizyonunu çalmadım. La ben gitmişim oraya kahveyi televizyon seyredeceğim. Maçı seyredeceğim diye. Bir baktım ki herkes uyumuş. Ben uyuyan taraftar istemem diye bağırdıysam da kimseye dinletemedim. Hakimim Ronaldo. Gülazer beni uğraştırma. Bak suçunu kabul et. Zaten bütün deliller aleyhine. Biraz sonra da maç başlayacak. Hadi çabuk. Doğru söylüyorsunuz efendim. Az sonra Fener'in maçı başlayacak. Yoksa sen de mi Fenerbahçelisin? Yok efendim. Ben doğuştan cimbomluyum. Tipinden belli zaten. Ben çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim be. 3 kupa da bizim. Öyle değil mi savcı bey? 3 kupa da bizim bu sene. Ah Ortega. Hastayım Ortega'ya be. Hastayım. Oynadığı zaman şiir gibi oynar namussuz. Ah. Doğru söylersiniz. Hakimim Vernel Laurent'ım yumuşatıcım. Sen karışma. Sen ne anlarsın bu işlerden? Aşk olsun hakimim Şükrü Saracoğlu'm. Ben doğuştan hasta bir Fenerliyimdir. Nakitsin bileklerimi akar kanım sarı lacivert. Aa sen cimbomlu değil miydin? Hadi be. Ne cimbomu? Yalancı Pinokyo. Ben doğuştan 7 göbek Fenerliyimdir be. Hop. Ne oluyor be? Ne oluyor? Yoksa bizim taraftarımız mı çalıyorsun ha? Yok efendim estağfurullah. Hırsızdır bu hakimim. Benim gibi fanatik bir Fenerliye cimbomlu yapmaya çalışır. Olmaz öyle şey be. Bunca yılın hasta Fenerlisi olarak camiamızda böyle bir şey yapılmasına izin veremem. Elal. İzin verme tabii hakimim kombine biletim. Bu arada ne olacak bu Rüştü'nün hali? Sakatlıktan bir türlü kurtulamaz yavrucak. Allah'ın izniyle Rüştüm sakatlıktan kurtulacak. Kanaryam fırtına gibi esecek. Kadıköy her başta coşkuyla inleyecek be. Oley. Şampiyon Fener. Oley. Şampiyon Fener. Sarı. Lacivert. Sarı. Lacivert. En büyük. Fener. Fenerim. Dünyayı yenerim. Alayım bir kutu fenerime boya. Boyasın stadyumu boydan boya. Fenerim. Dünyayı yenerim. Hop de. Ulan ne coştuk be. Helal olsun sana Gülazer. Sen de bu işi biliyor musun ha? Ben yıllarca Fener'in açık tribününde amigoluğunu yapmışımdır. Hakimim amigo fıstığım. Tam maç havasına girdik. Neyse hemen şu mahkemeyi bitirelim. Hemen maçı seyredelim hadi. Hiç zahmet etmiyorsun. Hakimim sarı kanaryam. Na ben kurarım şu televizyonu sana. Burada oturup hep beraber seyrederiz. Fenerim. Dünyayı yenerim. Evet sayın seyirciler, maçın 32. dakikası. Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip yarağına yüklenmekte. Ver seni! Serhat topu Ortega'ya doğru geçti. Ortega yükseldi, kafa ve gol! Golün adı Ariel Ortega! Aman! Ay gol oldu! Hakimim şeytan Rıdvan'ım! Sarı! Lacivert! Emniyet! Fener! Aslanım
Bu fenere dünyada kimse dayanamaz be. Hiç kimse dayanmaz. Hakimim cezası. Bak ben ne diyeceğim? Ben şimdi gideyim de şu konvoyu, bizim konvoyu hazırlayayım. Ne konvoyu be? Hakimim Zafer Sarhoş'um. Maç konvoyu derim. Şimdi herhalde bu maçtan sonra mızıkaları, bayrakları alıp birazcık mahallede iki tur koşarız değil mi? Aa, iyi olur. Sen git güzel. Biraz git. Hadi bakayım dur. Dur. Hadi ver oğlum, ver sen de ver. Ortala başından bir defa. Allah kahretsin lan seni. Orta kalmışsın, güney kurtmuşsun lan sen.